Türkiye'nin farklı yerlerinde çok eski zamanlardan kalan çok sayıda tarihi kalıntılar vardır. Bu kalıntıların bir kısmı günümüzde bulunmuş ve keşfedilmiştir. Fakat halen toprağın altında keşfedilmeyi bekleyen birçok kalıntı ve yapı bulunmaktadır. Göbekli Tepe hem çok eski zamanlarda yapılmış olması hem de bildiğimiz tarihi yeniden gözden geçirip tarih hakkında bilinen yanlışların doğrularını öğrenmemize yardım edebilecek Türkiye'de bulunan en önemli tarihi yapılardan birisidir. Göbekli Tepe, Şanlıurfa şehir merkezinin 20 km kuzeydoğusunda Örencik köyü yakınlarında bulunan dünyanın en eski ve ilk tapınağıdır. Bu tapınağın keşfi günümüze çok yakın bir tarihte gerçekleştirilmiştir. Yani Göbekli Tepe'yi yeni keşfedilmiş tarihi yapılardan birisi olarak kabul edebiliriz. Göbekli Tepe ilk kez 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi kapsamında yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir. Bölgenin önemli yerleşim yerlerinden biri olabileceği sonucuna varılmış fakat herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bölgeden ilk kez 1980 yılında yayınlanan Peter Benedict'in Survey Work in Southeastern Anatolia adlı makalesinde söz edilmiştir. Ancak yine bölgenin üzerinde durulmamış ve ilgi gösterilmemiştir. 1994 yılına gelindiğinde ise Heidelberg Üniversitesi'nden Klaus Schmidt tarafından bölgede bir araştırma daha yapılmıştır. Ve ilk kez bölgenin anıtsal karakteristiği ve buna bağlı olarak arkeolojik değeri dikkat çekmiştir. Kazı çalışmaları ise 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi Başkanlığı'nda ve İstanbul Alman Arkeolojisi Enstitüsü'nden Harald Huntmann'ın bilimsel danışmanlığında yapılan yüzey araştırmasından sonra başlatılmıştır. Peki Göbekli Tepe ne gibi özelliklere sahiptir? Öncelikle Göbekli Tepe bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye aittir. Göbekli Tepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak Malta'da bulunan 5000 yıllık tapınaktı. Göbekli Tepe dünyanın en eski yapıları olarak kabul edilen Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha önce yapılmıştır. Dünyanın ilk tapınağı olarak kabul edilen bu yapının tarihi günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Göbekli Tepe ününü T biçimli sütunlarıyla ve dairesel planlı yontulmuş taşlarıyla kazanmıştır. Neolitik döneme ait Göbekli Tepe tarihin ilk tapınağı olmasından dolayı yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemlidir. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiştir. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemi düşünürsek, insanoğlunun bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde yaşadığı bir dönemdi. O dönemin insanları kayalık bölgelerden büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşıyarak Göbekli Tepe'ye getirmesi gerçekten inanılmaz. Göbekli Tepe'deki yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taş yuvarlak planda dizilmiş olması ve aralara taş duvar örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda 2 dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartma ya da oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olmayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu da bu sembollerin bir öyküyü anlatmak ya da bir mesaj vermek istediğini belirtmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımı M.Ö. 8000 dolaylarına kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra terk edilmiş, başka ya da benzer amaçlarla kullanılmamıştır. Bölgedeki kazılardan ortaya çıkan anıtsal mimari, Göbekli Tepe'yi eşsiz ve özel yapmaktadır. Göbekli Tepe, UNESCO tarafından 15 Nisan 2011 tarihinde dünya miraslarına aday gösterilmiştir. Buradaki kazılarda çıkarılan bazı heykel ve taşlar günümüzde Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenmektedir. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.